Herkese merhabalar. Hazırlıksız, spontane, hızlı bir yayınla karşınızdayım. Bu programı yapmamın sebebi ve canlı yapmamın sebebi vakit az ama bu yayını yapmam gerekiyor. Bunun sebebi de İngiltere'de ikinci yılı doldurduk. Bununla ilgili kısa birkaç bilgiyi, gelişmeyi sizinle paylaşıp yayını kısa tutmaya çalışacağım. Önceki videolarımda paylaştığım üzere 16 Eylül 2020'de İngiltere'ye gelmiştik. 16 Eylül 2022'de 2 yılı doldurmuş olduk. Dolayısıyla bir ekran paylaşımı da yapmak istiyorum eğer başarabilirsek. Evet, canlı yayında olduğum için biraz zorlanacağım. Beni mazur görün. Şuradan bir ekran paylaşımı yapayım. Evet, hem de beni biraz daha az görmüş olursunuz. Şimdi 16 Eylül 2020'de geldikten sonra neler yaptığımıza dair sizlerle zaman zaman paylaşımlar yaptım değerli dostlar. Bunu aslında ben biraz kendi kendime konuşmalar gibi düşünüyorum. Hem arşivime notlar bırakmış oluyorum, geriye dönüp baktığımda da bilgileri tazelemiş oluyorum. Geleceğe yönelik bir takım plan programları belki yapmalı da bu tür bırakılan notların faydası olabiliyor ve bunlardan istifade ediyorum. 16 Eylül 2020'den 2021'e kadarki bir yıllık süreci ben sizlere aktarmıştım. Şu videoda İngiltere ilk yıl neler yaptım videomda bu bilgileri paylaşmıştım. Sonrasında bir yılı daha bitirmiş olduk. Nasıl geldik? Ne yapıyorum? Videomla da sonraki süreci sizlerle paylaşmıştım. 3 yıllık vizeyi nasıl aldım İngiltere'de? İngiltere 2021'de 21 yenilik gibi özellikle İngiltere ekseninde aldığım notları sizlerle vaktim müsaade ettiği kadar paylaşmaya çalıştım. 19 Eylül 2021 ilk yıl neler yaptım videosu vesaire. Oralarda aktardığım bilgilerde şunlar vardı değerli dostlar. 4 uluslararası konferans yapmışız. 2 akademik dergi çıkarmışız. Ve en son David Musa'nın Napoleon and Islam kitabıyla da son yayını yapmıştık. 2021 itibariyle. Sonrasında neler oldu? Ben size sonrası ile ilgili bir takım bilgiler vereyim. Biraz karışık gideceğim. Kusura bakmayın çünkü hiç hazırlık yapma imkanım olmadı. Şuradan diğer bir ekranı paylaşabilir miyim diye bakıyorum. Evet. Bu uluslararası yayınlarla birlikte arkadaşlar hem kitap yayınlarımız hem uluslararası konferans yayınlarımız oldu. En son yayınladığımız kitap dedim Musa, Davut Musa'nın kitabı olduğu şeklinde biraz önce bir bilgi aktardım. Eğer buradan bir sayfayı yenileyebilirsek sizlerle paylaşalım. Evet, şurada kalmışız. 2011'de Napolyon and İslam, Davut Musa'nın bu kitabını yayınladıktan sonra da maalesef bir süre sonra kendisini kaybettik. Yaşlı ve rahatsızdı. Bununla ilgili önceki videolarda sizlerle paylaşımda bulunmuştum. Hatta kendisiyle ilgili bir hatıra videosu da yayınladım. Ömür dediğin Davut Musa ile ilgili hayat hikayesini oradan ilgi duyanlar o videoyu takip edebilirler. Aradan geçen süre içerisinde biz konferans materyalleri kitaplar halinde Amazon'da yayınlamaya devam ettik. Hem elektronik hem paper, kağıt baskı olarak. In the Pursuit of Purpose kitabını yayınladık. İsa Abubakar'ın, Nijerya'dan genç bir yazarımız. İngiltere'den dertli bir şairin Badenuş şiirini yayınladık. Şiir kitabını yayınladık. Elektronik olarak D&R başta olmak üzere diğer yayın evlerinde de satışa sunuldu. Bu kitabın kağıt baskısı da Türkiye'de yayında. Ayrıca Hadi Birlikte Oynayalım kitabını yayınladık. Bu yıl içerisinde Ferhat Diba İzgi hanımefendinin Almanya'dan
uzman yazarımız. Aynı zamanda bu kitabın İngilizcesini Let's Play Together kitabını yayınladık. Yine elektronik ve kağıt baskı olarak Amazon'dan bu kitaplar satışa sunuldu. Intercultural Communication kitabını yayınladık Dr. Yakup Doğanay'ın. Tam 2022 yılının son günlerinde de Ağustos ayında ben şuradan size seçebilirsem bir paylaşım daha yapayım. Dedim bugün karışık gideceğimi söyledim. Kusuruma da bakmayacaksınız. Eğer şuradan bulabilirsem son kitabımızı da sizlerle paylaşayım. Evet, Child Raising in Religious Families, dindar ailelerde çocuk yetiştirme üzerine ilginç bir kitap. Bu kitabı da Verda Hanzade, Almanya'dan ve Fransa'dan Doktor Yakup Doğanay'ın iki yazarın imzasıyla bu kitabı yayınlamış olduk. Almanya başta olmak üzere, çünkü Verda Hanzade Almanya'da çalışmalarına devam ediyor. Doktor Yakup Doğanay Fransa'da çalışmalarına devam ediyor. Bu kitap hem elektronik hem paper olarak, kağıt baskı olarak Amazon'dan sipariş verdiğiniz takdirde gerek Almanya'dan gerek diğer bulunduğunuz ülkelerden, eğer bulunduğunuz ülke Amazon'dan teslimat açıksa, bu kitaba da erişebilirsiniz. Yazarlar tebrik ediyoruz. Belki yazarları programımızda da YouTube kanalımıza misafir etmeye çalışırız. Karışık gidiyoruz. Olsun, hayat da karışık. Hayat karışıksa çok planlı programlı gitmeye de gerek yok. Ben önceki paylaşımlarımda dostlar 5 Ekim 2021'de Manchester'a gideceğimizi ifade etmiştim. Manchester'a gittik. Malum Ankara vizesiyle buradayız ve mücadele etmeye devam ediyoruz ailece. O müracaatı yaptıktan sonra çok hızlı bir şekilde 40 gün içerisinde Kasım ayında bizim 3 yıllık vizemiz geldi. Buna sevindik tabii, bu zor şartlarda, pandemi döneminde istenilen ciroya ulaşılamadığı halde yapılan faaliyetlerle 3 yıllık bir vizeyi almış olduk. Herhalde o vize sırasında, vize çalışmaları sırasında, çünkü kendi çalışmalarımı kendim yaptım. Bilgisayar başında fazla kaldığımızdan olacak ki gözde zaten var olan sıkıntı tetiklendi. Göz ameliyatı nasıl oldum videomda da paylaştım ayrıntıları. Biraz İngiltere'de sağlık sektörüne dair notlar paylaştık. Göz tedavi ameliyat süreci başladı. Çünkü bir sıkıntıdan sonra bir rahatlama geliyor. Bir rahatlamadan sonra da hemen bir sıkıntı geliyor. Hayat biraz böyle ilginç. Tam biz vizeye sevinmiştik ki, herhalde fazla sevindik. Gözümüzde sıkıntı çıktı. Ve ameliyat, sonra diğer gözdeki tedaviler vesaire tam 6 ayımı aldı. Bu 6 aylık süreç içerisinde tabii istediğim bir takım plan programları hayata geçiremedik. Sağlık olsun diyelim. Konferansları bu bir yıllık süre içerisinde 5. konferansı Kasım ayında yapmışız. 2021'in 6. konferansı Şubat ayında, 24 Şubat, 26 Şubat'ta yapmışız. 2022'de bunlar tabii online konferanslar, pandemi dönemleri malum. 7. konferans 2 Haziran, 4 Haziran arası online ve 8. konferans fiziksel konferans İstanbul'da bir otelde, çok güzel bir otelde güzel bir program oldu. 7. online ile 8. fiziksel konferansı biz mix yaptık ve hibrit konferans yaptık. Hem online hem fiziksel konferans, ikisi bir arada oldu. Dergi yayınları devam etti. Çok uzatmayacağım. Kitap yayınlarımız devam etti. 23. kitabı bastık. En son biraz önce arz ettiğim Almanya merkezli kitap yayınımızla, Amazon'dan yayınladığımız 24. kitapta son konferans materyalleriyle 24 ayar bir yayıncılık yapmış olduk. Bundan sonra konferans düzenlenir mi, düzenlenmez mi bilmiyorum. Çok vakit alıyor, çok yoruyor. Attığımız taş, ürküttüğümüz kurbağa mıydı? Çok olmuyor gibi. Ben biraz dinlenmek istiyorum. Arkadaşlar henüz beni ikna edemediler konferansların devamı noktasında. Fakat bizim buraya gelişimizin de nedeni olan kitap yayıncılığı devam ediyor, edecek farklı projelerle. İki akademik dergi yayıncılığı devam ediyor, edecek. O çalışmalarımız devam edecek. YouTube yayınlarımız devam edecek. Etmeye çalışıyorum bu kadar sıkışık gündem içerisinde. Etmemiz gerekiyor. Çünkü bu benim için biraz hobi. Bu bilgileri hem kendimle, kendi kendime konuşarak
bu bilgileri kendi arşivime atmış oluyorum. Hem de sizlerle paylaşmış oluyorum. Peki başka işin gücün yok mu hoca senin? Böyle yayında, kitapta vesaire nasıl para kazanıyorsunuz siz? O ülkede böyle ki çok pahalıymış. Eğitim yapalım dedik, yaptık. Para kazandık mı? Çok kazanamadık. Mutlu olduk mu? Olduk. Katılanlar mutlu oldu mu? Çok oldular diye düşünüyorum. Koçluk okulu yaptık. YouTube'dan da paylaştık o bilgileri. Kanaldan Fatma Hanım'la birlikte. Ocak, Şubat, Mart ayımızı 2022'nin 3 ayını bu programa ayırdık. 8-9 kaç ülkeydi? Farklı ülkeden uzman arkadaşlar da katıldılar. Sertifikalarını aldılar. Mutlu mesut bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Tekrarını yapalım dedik. İkinci koşuk okulunu, benim sağlık sorunlarım, Fatma Hanım'ın yoğunluğu, katılımcıların biraz Naz Niyaz hareketlerinden sonra erteledik. Bakalım devamı gelir mi gelmez mi? Eğitim hakikaten görüyoruz. Zaten ömrümüz eğitimle geçti. Biraz da farklı işlere vakit ayıralım diyoruz. Nedir o farklı işler? İşte bu yaşta da daha verimli. Çünkü hayat kısa, yapılacak lüzumlu işlerse gerçekten pek çok. Bundan dolayı biraz daha verimli konulara vakit ayıralım diyoruz. Bunun da sebebi şu, bir taraftan evimize ekmek parası götürmemiz gerekiyor. Bir taraftan da hobilerinizden, sizi rahatlatan işlerden de uzak durmamanız gerekiyor. İkisi bir arada nasıl oluyorsa. İşte o bağlamda ehliyet alalım dedik. Onu size aktarmadım, bir notla aktarayım. Bir yıl burada Türkiye'nin ehliyetini kullanabiliyorsunuz. Bir yıl sonra British ehliyete müracaat etmeniz gerekiyor. Teori testine, yazılı sınava 24 Kasım 2021'de girdim. İlk girdiğimde geçtim, şanslıydım. Ama bir ay çalıştım. Driving teste 21 Mart 2021'de girdim. İlk girişte geçtim. Şanslıydım ama çalıştım. Antrenmanı çok yaptık. Burada tecrübeli bir arkadaş da bana biraz gönüllü ders verdi. Burada gönüllülük çok önemli arkadaşlar. İngiltere'de sistem gönüllülük üzerine yürüyor. Voluntary, ben de mesela bir dil kursunda volunteer hoca olarak sertifikamı da aldım. Arıyorlar beni, hadi gel artık online veya fiziksel bir kursu yönet diye. Bu kadar işin aslında nasıl olacak onu ben de bilmiyorum. Yani dağılırsam toplarsınız, ricam o olsun. Hadi ehliyeti aldık. Aracı değiştirelim dedik çünkü dizel araç İngiltere'de artık sorun, Londra'da bazı bölgelere girilemiyor. Her ne kadar Londra'nın dışında bir daha küçük bir lokasyonda yaşıyorsak da dizel araç pahalı, dizelin maliyeti daha fazla biliyorsunuz. Benzinli küçük bir araca döndük, küçülerek büyüyelim dedik. 20 Ağustos, 21 Ağustos tarihlerinde de araç değişimi yapmışız. Birmingham'dan bir küçük zengin geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Bütün bu haberlerle biz bir yılı bitiriyoruz derken kraliçenin vefatı haberi geldi. 8 Eylül 2022'de malum vefat etti. Şu anda İngiltere'de gündem kraliçenin vefatı. 19 Eylül'de de cenaze töreni var. Dün mesela saygı ziyaretinde bulunan insanların bekleme kuyruğu diyelim, bekleme sırası artık 10 kilometreye ulaşınca, 5 mili aşınca durdurmak durumunda kaldılar. Çünkü sağlık sorunları bekleyenlerin, 24 saatten fazla bekleyenler var. Geceyi sırada geçirenler var. Kraliçenin tabutunun önünden bir saygı selamı verip geçmek için insanlar bu kadar vakit harcıyorlar. İleride vakit bulabilir miyim? Kraliçeyle alakalı ayrı bir video yapabilir miyim? Yapamaz mıyım? Onu bilmiyorum. Fakat bir dönem kapandı. 96 yaşında vefat etti. Bundan sonra da bu ve benzeri konular İngiltere'de, İskoçya'da, diğer yerlerde, belki tüm dünyada, Kanada'sından Avustralya'ya kadar tartışılacağı benziyor. Diyelim, bana ayrılan sürenin sonuna geldik diyormuşum. Bu videoyu sadece sizlerle, hem sizlere verdiğiniz destekler için teşekkür mahiyetinde, hem aileme bana verdikleri destekler için teşekkür mahiyetinde böyle spontane, plansız, programsız, sadece böyle gargacık burgacık elime aldığım notlarla hızlı bir şekilde paylaşmak istedim. Bunu daha sistematiği yok mu derseniz YouTube kanalıma bakıp oradan inceleyebilirsiniz. Aktardığım bilgiler oralarda kayıtlı olarak mevcut. Şunun için sizden müsaade istiyorum. Editli video yayınlayamıyorum.
Belki tekrar canlı yayınlara döneceğiz. Uzmanlardan yayına çıkmak isteyenler bize ulaşsınlar. Planlayalım, genelde pazar günleri düşünüyorum canlı yayınlar yapmayı. Çünkü diğer türlü edit videolar arkadaşlar çok vaktim alıyor. Çok vakit harcayarak, çok büyük emekler harcayarak ürettiğimiz videolar, içerikler ve siyasi içerikli olunmayınca tabii çok da izlenilmiyor. Hani biz 1000'i aşınca seviniyoruz. İyi bir bu videomuz 1000'i aştı diye. Ve takipçi sayımız 1000'i aştı. Teşekkür ediyoruz. İzlenme sayımız yeterli değil. Hedefimiz yılda 4000 saate ulaşmak idi. Onu henüz gerçekleştiremedik. Olsa da olur, olmasa da olur. Hani öyle bir temel bir hedefimiz yok. İlla olsun diye uğraşmıyoruz. Hobi olarak bu faaliyetleri, bu paylaşımları sizlerle yapıyoruz. Sağlık olsun diyelim. Hayatta sürekli iniş yok, hayatta sürekli çıkış da yok, hayatta sürekli düzlük de yok. Ben bir ara Türkiye'deyken paylaştığım bir cümle vardı. Geçen evde çocuklarım bana hatırlattılar. İnsan nasibi insanı bulur, insan ise huzur aramalıdır. Bu benim klişemdi, mottomdu. Nasibi insanı bulur, insan ise huzur aramalıdır. Şimdi biz nasibimizi arıyoruz, huzurumuzu mu arıyoruz? İşler biraz karıştı birbirine. Fakat hayatta bazı insanlar gördüm, nasip onu bulmuş, mal varlığı yerinde ama huzurunu henüz bulamamış. Ve sanki nasip bir şekilde oluyor. Ama şu huzur meselesi sanki bir şekilde olmuyor. Oraya biraz kafa yormak lazım. Ne diyelim, bitirelim. Bizimle kalın veya kalmayın. O sizin tercihiniz. Ama huzurlu kalın. Nasibi de çok fazla kafaya takmayın. Gayret edin. Ben de öyle yapıyorum. Çalışıyorum, çabalıyorum. Karşıma bir fırsat çıkıyor, değerlendiriyorum. Çok da yetenekli değilim o konularda. Ha, bu olmadı diyorum. Edison gibi. Para kazanamayacağım, para kazanmaya gitmeyen bir yol daha keşfettim diyorum. O sayfayı kapatıyorum. Ek işlerle çalışıyorum. Zannetmeyin ki bu ülkede bir elimiz yağda, bir elimiz balda. Hayatta kalmak, ayakta kalmak için mücadele veriyoruz ailece. Türkiye'deki kıymetli dostumun, rahmetli annesinin ifadesiyle bitten iri, itten diri kalabilmek için çalışıyoruz. 16 Eylül 2020'de Türkiye'den çıkarken bu gömlek varmış. Fotoğraflara baktım üzerimde. Bu gömleği hemen hızlı bir şekilde tekrar sırtıma taktım, kullanıyorum. Bakın gömleği de çıkarmadık ha, tırnak içerisinde. Gömleğimizi çıkarmadık yani. Artık bu ne demekse. Yeter mi? Bence yeter. Fazlası izlenmiyor zaten. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ olun, var olun.